kardeşim, iyiyim, merak etme. Şunları indirmemiz lazım. Bir türlü de getiremiyorum. Hayır. Tamam dur, yardıma geliyorum, merak etme. Sizi sersemler, alın size, alın. Ben sizinle onları bum bum. Çıksanıza oğlum, alın size, alın. Hadi gösterin kendinizi, hadi. Bu böyle olmayacak kardeşim, dayan. Arda, sakın aptalca bir şey yapayım deme, tamam mı? Onları eninde sonunda yeniriz, çok acemiler. Merak etme kardeşim, o iş bende. Alın size, alın, alın dedim, alın. Arda, ne yapıyorsun oğlum? Yaptığın çok tehlikeliydi. Gösteririm ben onlara, gösteririm. Sizi sersemler, alın, alın size. Bir daha çıksın, vuracağım o salakı. Rüzgar, sıkı tutun, ben tekrar gidiyorum. Oğlum saçmalama, dur. Alın size, alın dedim, alın. Ay. Hayır, olamaz, hayır. İşte bu kadar. İkisini de yok ettim. Vay be kardeşim, çok cesaretlisin. Ama ya sana bir şey olsaydı? O zaman ne yapacaktık? Sen beni merak etme oğlum. Bana bir şey olmaz. Eşek şansı var bende. Baksana. Harbiden kardeşim ya. Polat Alemdar gibisin. Adamların üstüne yürüyorsun. Mermiler sana gelmiyor ya. Seni şapşal. Seni kandırdım. Şimdi öleceksin oğlum. Son duanı et. Hayır, olamaz kardeşim. Hayır, öl artık. Öl dedim sana, öl. Vuruldum ya. Olamaz Arda kardeşim, iyi misin? Ses ver. Rüzgar, daha iyi olmuştum. Kardeşim, seninle omuz omuza savaşmak bir şerefti benim için. En azından onları akladık değil mi? Evet kardeşim, ama merak etme, sana da bir şey olmayacak. Onların üstesinden geldik. Şimdi seni hastaneye yetiştireceğim. Kurtulacaksın. Kardeşim, benim için çok geç. Beni bırak. Hadi sen git buradan. Asla olmaz kardeşim. Seni almadan hiçbir yere gitmiyorum. Kurtulacaksın işte. Dayan, tamam mı? Rüzgar, bırak beni, hadi. Olamaz, tankla geliyorlar, hayır. Hadi git buradan, beni kurtarma şansın yok. Kendini kurtar Rüzgar. Hayır, buradan ikimiz beraber gidiyoruz. O tankı yenemezsin, saçmalama. İkimiz de ölürüz. Sen öyle san. Şimdi bombamın tadına bakacaklar. Alın size. İşte bu kadar kardeşim, hadi gidiyoruz. Vay be, helal olsun. Tankı indirdi. Açın, açın yolu, açın dedim. Hasta var. Hastanın durumu çok kritik. Olamaz. Hayır, hayır, olamaz. Arda, kardeşim. Ameliyat aldılar. Umarım ameliyat doğru düzgün geçer ya. Arda'ya bir şey olursa ne yaparım ben? Ne yaparım? En iyisi gidip ameliyat nasıl geçiyor diye kontrol edeyim. Hey, durun beyefendi. Nereye gidiyorsunuz? Burası ameliyat alanı. Buraya girmeniz yasak maalesef. Hemşire abla bak, içeride benim kardeşim yatıyor. Can dostum benim. Onu görmem lazım. İyi mi kötü mü görmem lazım. Üzgünüm beyefendi ama şu an giremezsiniz. Maalesef ameliyat bittiğinde biz sizi bilgilendiririz. Hayır ya, olmaz öyle şey. Benim kardeşim içeride yalnız, ne yapar? Korkar bakın. Eğer ben onun yanında olursam cesaretlenir. Ne olur bırakın gireyim. Onun an olduğunu görmeden içim rahat etmez. Beyefendi bakın, içeri girmeniz arkadaşınız için daha kötü olur. Doktorlara güvenin. Onlar kardeşiniz için en iyi olanı yapacaklardır. Madem öyle diyorsunuz, arada beni bilgilendirin, olur mu? İşte Miray, Rüzgar orada. Gel soralım. Rüzgar, evladım, Arda nerede? Evet, bizi aradılar. Bizi arayıp o Arda'nın vurulduğunu söylediler. Bu doğru değil değil mi? Değil mi Rüzgar? Biri bize şaka yaptı değil mi? Telefon şakası yaptı. Bu gerçek olamaz. Arda çok iyi bir askerdi. Miray abla, fakir amca, maalesef doğru. Arda çok iyi bir askerdi. Herkesi indirmişti. Birlikteydik, savaşıyorduk. Ama bir tane adam bizi kandırdı. Sanki vurulmuş gibi yatıyordu. Taklit yapıyormuş. Biz tam gidecekken Arda'yı vurdu. Hayır ya, canım oğlum benim. Arda, hayır. Nasıl durumu? Kurtulacak mı? Bilmiyorum. Ameliyata girdi. Merak etmeyin. Doktor bey birazdan haberleştirir. Olamaz ya, canım oğlum benim. Nasıl olur bu?
Evet, Arda'nın ailesi siz misiniz? Arkadaşlar, siz de eğer Türk askerine destek olmak istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Hadi bekliyorum. Evet doktor bey, biziz Arda'nın ailesi. Arda nasıl? Ne olur bir şey söyleyin. Evet doktor bey, Arda nasıl? Söyleyin. Arda'nın durumu hiç iyi değil. Şu an yoğun bakımda. Gerçekten durumu çok kötü. Onu kurtarmam için bir mucize lazım. Nasıl yani doktor amca? Bir mucize olmazsa Arda ölecek mi? Evet, maalesef Arda'yı her an kaybedebiliriz. Arda çok kötü vurulmuş. Çok kötü vurmuşlar onu. Vurdukları mermi gerçekten çok büyükmüş. Evet, o sniper'la vuruldu. Gerçekten çok kötüydü. İnanmıyorum ya, canım oğlum benim. Ne olacak şimdi? Kurtarın onu doktor bey, ne olursunuz. Ben son bir kez daha Arda'yı kurtarmayı deneyeceğim. Umarım kurtulur kardeşim ya. Arda, canım dostum benim. Umudunuzu kaybetmeyin. Belki kurtulur Arda. Olamaz. Üzgünüm ama Arda'yı kaybetmişiz. Zaten çok kötüydü durumu. Çok yaralıydı. Yaraları iyileşecek gibi değildi. Hayır doktor bey, ne diyorsunuz siz? Oğlum o benim. Şimdi Arda öldü mü? Kardeşim şehit mi oldu yani şimdi benim? Üzgünüm, elimden geleni yaptım ama onu kurtaramadım. Vatan sağ olsun doktor bey, ne diyelim şimdi? Vatan sağ olsun. Hayır ya, olamaz. Canım oğlum benim. Canım oğlum, daha çok gençti. Canım kardeşim benim, çok cesaretli bir askerdi. Bana bildiğim çoğu şeyi o öğretmişti. Çok iyi bir askerdi gerçekten, çok yetenekliydi. Ve çocukluğumdan beri arkadaşımdı. Canım oğlum benim. Gerçekten çok özleyeceğim oğlumu, çok. Fakir, başınız sağ olsun. Duyunca gerçekten çok üzüldüm. Önemli değil abi, hiç önemli değil. Ben de çok üzüldüm. Arda gerçekten çok iyi bir çocuktu. Oğlumun en yakın arkadaşıydı. Evet, öyleydi. Umarım huzur içinde uyur Arda. Öf, ne uyuması be. Çekilin şuradan. Allah Allah. Of. Kafayı mı yediniz siz ya? Niye gömdünüz beni? Manyak mısınız oğlum siz? Bu zombi anneciğim. Ne oluyor ya? Hayal mi görüyorum ben? Bu ne böyle? Ama bu nasıl olur ya? Ya beni niye gömdünüz? Manyak mısınız? Ay oğlum sen öldün. Biz de seni gömdük işte. Ne? Ben öldüm mü? Benim niye haberim yok ya? Allah Allah, ne ara öldüm? Oğlum adam seni sniper'la vurdu. Hatta sen beni bırak git dedin falan. Hatırlamıyor musun? Evet hatırlıyorum. Bende çelik yelek vardı. Yani bayılmıştım orada aslında. O yüzden beni bırak git diyordum. Beni öldü sanarlar, sonra da giderlerdi. Ben de gelirdim zaten. Boşu boşuna heyecan yarattın oğlum kendine. Manyak mısın sen? Nasıl yani ya? Aa, oğlum söylesene. Harbiden oğlum ya. Allah Allah. Doktor da bize öldü dedi. Biz de seni gömdük yani. Tövbe tövbe. Bakkaldan mı almış bu doktor diplomasını ya? Ben bayılmıştım yani. İçim geçmiş. Biraz geç uyandım. Ne yapayım? Ay ben de seni zombi falan sanmıştım oğlum yani. Gerçek misin yani sen? Ya anne dalga mı geçiyorsun? Gerçeğimiş de görmüyor musun ya? Allah Allah. Of oğlum ya. Biraz da erken uyandırsaydık ya keşke seni. Niye babacığım? Ne oldu ki? Biz senin helvanı da atacaktık oğlum öldün diye. Ay evet ya. Bir ton para tuttu yani. Bir sürü para ödedik helvalara. Harbiden Arda ya. Ne yapalım? Artık sen de yersin kendi helvanı. Oğlum Allah Allah. Ben ölmedim ki. Niye yiyoruz benim helvamı? Tövbe tövbe. Siz de helva yemek için benim ölmemi bekliyordunuz herhalde. Ne yapalım oğlum ya? Allah Allah. Doktor söyledi. Doktora hayır ölmedi mi deseydim. Harbiden kanka, doktora ne diyelim yani? Doğru yani. Siz de haklısınız. Fakir bey, başınız sağ olsun. Bu ne ya? Ardacığım ne haber? İyi doktor abi, senden ne haber? İyi evladım, öyle bir cenazene uğrayayım dedim. Sen de buradaymışsın, çok garip. Ben de sen toprağın altında falan olursun zannediyordum yani. Abi sen manyak mısın ya? Bana niye öldü diyorsun? Allah Allah, adamlar gömdü beni. Ben sadece bayılmıştım. Ölmemiştim ki. Hadi ya, ne bileyim oğlum ben. Sen uzun zaman uyanmayınca böyle. Ben de öldün sandım. Abi bir kontrol etmedin mi öldüm ölmedim diye ya? Allah Allah, ne biçim doktorsun sen?
Çaktırma oğlum, çaktırma. Ben aslında doktor değilim. Ben aslında kasabım da doktorlukta iyi para var dediler. Ben de kaçak doktor oldum. Tövbe tövbe ya. Allah Allah. Adama bak, nasıl bir yerde yaşıyoruz biz ya. Şuna bakın ya. Neyse ya, en azından Arda hayatta yani. Ona bari şükredelim. Ne yapalım?